Merhaba merhaba. Hoş geldiniz benim kanalımdan. Ben biraz Türkçe konuşmak istiyorum bu videoda. İnşallah sevinirsiniz. İnşallah beni anlarsınız. Ben sevinirim en azından yani onun için. Hadi başlayalım diyorum. Saat gerçekten 5:30 olmuş. Sabah da çoktan geç de akşam olacak. Miley'le şimdi ben biraz dışarı gitmek istiyorum. Ben Miley benim köpeğim. Benim küçük bir köpek var. Dur bir gösteririm size. Ya bu Miley. Bu videolarımızda çok görürsünüz onu. Onun için size baştan söyleyeyim. Biliyorum Türk insanlar çok evde köpekler sevmezler ama dur bakayım bir döndüreyim yine. Biliyorum pek sevmezler Türkler köpek evde tutmak ama görüyorum gerçekten Türkiye'de gittiğim zamanlarında çoğalıyor köpek tutan, kedi de tutan evde falan. Onun için belki siz de kabul edersiniz. Bazen Miley göstermek isterim tabii ki size. Şimdi saat 5:30 oluyor. Ben de üstümü başımı giyeyim. Ayakkabımı, ceketimi, hava çok soğuk olmuş. Biz köyde oturmaya karar verdik. Almanya'nın köylerinden daha doğrusu. Önce de Hamburg'da oturuyorduk. Aslında bütün hayatımda Hamburg geçirdim. Ama şimdi biz burada bir ev aldık. Türkiye'de kaldığımız için çoğu şey düşündük. Biz dur bir araba görüyorum da eşim acaba yok demiş ama onun araba gibi aynı geçiyordu buradan. Bir dakika şöyle benim aklım başım oraya gitti. Yok hayır o değilmiş. Ya biz Türkiye'de yaşamaya karar verdik aslında ama ailemizde bir şey olmuş. Onun için yine Almanya'ya geldik. Köylerinden bir ev aldık. Şimdi de biz burada oturuyoruz. Aslında memnunuz ama çoluklarımız Hamburg'da oturuyor. Onları tabii ki özlüyoruz. Çoğu zamanlarında biraz da düşünürüz gidelim mi yine Hamburg'da orada bir ev tutalım mı acaba orada oturalım mı diye çok aklımızdan geçiyor şimdi ama bu sizin probleminiz olamaz. Şimdi biz dışarı çıkalım biraz gezelim ondan sonra eve gidince biraz makarna yapmak istiyorum çünkü acıktım. Çoluk çocuk da Hamburg'da şimdi. Eşim de orada çalışıyor, gelmeyecek yemeğe. Onun için ben ne istersem onu yaparım. Fazla et yemeye falan sevmem. Onun için makarna, sarımsaklı yoğurtla, salçayla öyle bir şeyler hazırlayayım diyorum. Kendime yiyeyim. Ve biraz benim ilk Türk çevirdiğim videoda başlayayım diyorum. Tam zamanında yoksa hiç başlamam. Çünkü ilk Türkçe konuşan video yani çevirdiğim video biraz zorlaşıyorum tabii benim Türkçe aslında o kadar kötü değil ama biraz heyecanlıyım onun için affedin lütfen kusuruma bakmayın neyse dışarı çıkalım hadi. Akşam olmuş ama pek soğuk değil hava bayağı sıcak demek olmaz ama çok da serin değil çok da soğuk değil. Valla ben boyunba bile takayım diye düşündüm ama hiç gerekmiyor. Biraz ormana gidelim. Akşam olmuş. Gerçekten biraz korkuyorum hala. 8 ay, 9 aydır köyde oturuyoruz. Ormana gidiyorum ama yine de biraz korkuyorum. Neyse gidelim. Orada kamera da kaldırayım. Şimdi buradan evler var, insanlar geziyor. Göstermek istemiyorum. Onun için motor bisiklet geliyor. Motosiklet gitti geri dönüyor. Neyse. İşte onun için biraz aşağıdan tutayım da kamera diyorum. İnsanlar gözükmesin. Belki beni tanırsınız. Benim videolarımı da Almanca çeviriyorum normalde. Ama ben Türkçe konuştuğum için diyorum niye Türkçe'de konuşmayacağım hiç diye düşündüm. Aslında olur diye diyorum. Onun için bazen de tabii ki benim kanalımda Alman videolar bulabilirsiniz. Yani bulursunuz daha doğrusu. Ama ara sıra da bir Türk video koymak istiyorum. Çünkü seviyorum. Ben çok sevimli konuşuyorum Türkçe. Onun için
Ya Türk videolar da çekeyim diyorum. Yani biraz karışık, biraz heyecanlıyım daha. Ama o kadar dediğim gibi Türkçem aslında biraz düzgün. Neyse hallederiz. Ormana da geldik. Gireceğiz şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi biraz karanlık kavuşuyor yavaş yavaş. Ve ama köpeğim var. Beni kurtarır değil mi bir şey olursa? Olamaz. Bir şey olmaz. Geçen günlerde çok rüzgar vardı valla. Girmedim hiç. Daha ilk giriyorum. Bir haftadır ormanda girmediğim için. Şimdi bir bakayım ben. Düşmüş mü bir şey? Yapraklar mı çok düşmüş? Şeyler dal şey mi düşmüş? Şu dallar. Dallar mı diyorsunuz Türkçe? Ast diyoruz biz Almanca'da. Ama yok iyi. Aa, bak bunu tanıyor musun? Bunu biz kızımla çok topladık ve reçel yaptık. Bunlar kuşbunu. Tabii ki Türkler bilirler onu. Türk hanımların da çok yapmışlardır. Ben bunu topladım, ezdim. Bir video da çektim Almanca. İsterseniz siz bir bakın, anlamazsınız belki de ama bir döndüreyim dur. Maili bir ipini şey yapmış. Anlamazsınız Almanca tabii ki belki de ama yine de interesant sanırım sizin için de. Bunu ben topladım kızımdan ve ya benim tırnaklarım bugün şey yaptım, bir boya denedim. O da üstünde bir şey olacak ya, hani boyuyorsun bir boya olmayan bir şey yapıyorsun ya üstünü. O da yoktu. Ben bir tanesi denedim. Orada hepsi bozulmuş şimdi. Tırnaklarına bakmayın. Şimdi ben temizlerim onu eve gidince. Ama bu kuş burnu demek istediğim için size söyleyeyim. Siz benim videomuzu yine de bir bakın. Ve yanlışlar yaptığımı da söyleyin lütfen. Ben bunu ilk defa yaptım çünkü oraya çöle. Ve çok güzel olmuş. Gerçekten biraz sıvı yaptım ama güzel olmuş. Çok kaynattım. Ben normal şeker kullandım. Aslında böyle Cilietzucker var bizde Almanya'da. Cilietzucker ne demek Türkçesi? Hani kalınlaştırıyor bir şekeri. O Türkiye'de o yok. Ben hiç görmedim onu. O da siz normal şeker kullanıyorsunuz. Biliyor musunuz? Hani onu Almanca konuştum. Kusura bakmayın. Buna ne yapayım şimdi? Yiyeyim mi? Yiyeyim mi atayım mı? Yiyeyim ama yemeyeyim ya. Kim bilir kim elledi onu. Çünkü dün ben orada yaşlı bir kadınla erkek, yani eşler gördüm ve onlar da ellediler, baktılar. Herhalde belki de onlar elledilerse ben ağzıma sokmayayım yıkamadan. Miley, kom. Miley de eve gitmek istiyor yine. Herhalde hiç oldu diye diyor. Bu kadın niye ormana gidiyor? Karanlık olacak. Bakalım. Bakın siz bu mantarı gördünüz mü hiç böyle ağaçta mantar? Mantar değil mi? Doğru. Ya ben ilk defa burada gördüm ve hayret, yani yenir mi yenmez mi bilmiyorum. Ben mantar genellikle yemem böyle ormanda bulduklarımıza. Eşim çok toplamak istiyor, pişirmek istiyor. Ben tanırım, ben biliyorum diyor, zehirli mantarlar ben tanırım, almam da. İyisine yeniyorsa bilirim ama ben diyorum yemeyin, almayın. Ben korkarım. O da biraz dinledi sağ olsun. Toplamıyor. Yoksa çoktan gider toplardı, pişirirdi yerde. Geçen bizim tanıştığımız bir arkadaş var. O topladı, yedi. O sonradan hoşuna gitmedi onun. Bir iki defa böyle bir iki kaşık denedi, yedi ama bıraktı gerisi de. Yani dedim iyi yaptın, yeme dedim. Kim bilir nereden topladı, kim bilir o biliyor mu ki, o tanıyor mudur mantarları. Ama mantarlar gerçekten bu ormanda çok. Bir bakın bak düşmüş orada hep dallar değil mi? Dallar düşmüş hep ağaçtan. Zaten bu orman pek güzel değil. Bu taraf güzeldi. Öbür taraf sizi götüreyim bir gün orası ama çok güzel. Ya burayı pek düzensiz bakmıyorlar pek bu ormana bence. Benim takipçiler söylüyorlar ama mansız bakmıyorlar. Bunlar yine toprak olsun diye toplamıyorlar. Böyle ağaçın düşen ağaçlar yine toprak oluyor ya. Onun için almıyorlar, toplamıyorlar ama bilmiyorum. Gerçekten güzel de gözükmüyor. Yani bugün
belki de yeter diyorum bu ilk videom için. Sanırım bakın orada. Bunu böyle durur mu ya? Aslında toplanır. Bilmiyorum. Kumaylı gitmek istediğin eve. İyi hadi dönelim. Benim ilk videomuz herhalde yeter diyorum. Biraz tanıştınız beni. Yani beni sorarsanız niye Türkçe konuşuyorum? Ben Alman videolarımdan çok anlattım ama belki de size yeni geldiniz benim kanalımızda. Ben Almanca ben Türkçe okulda falan öğrenmedim. Benim eşim dediğim gibi dedim mi? Demedim mi? Bilmiyorum. Benim eşim Türk ve ben şimdi kaç yıl evliyim. Ben şimdi 1986'da evlendik ve daha önce de 3 senedir beraberdik. Yani ben 15 yaşındaydım benim tanıştığım zamanlarından eşimden. Yani baya 40 sene oluyor neredeyse. Daha yok da ama olacak. Bizim 9 tane çocuklarımız var. Eşimle benim beraber, çocuklarımız beraber, yani ayrı bir kadın falan yok. Ben 9 tane çocuk doğurdum ve beraber büyüttük. En büyük kızımız 34 yaşında, en küçüğü de 16 yaşında. Gerisi ya 2-3 senenin arasında bir çocuk oldu bizim. Çok şükür onun için. Bayağı büyüdüler. İş yerini bulmuşlar, çalışıyorlar. En küçüğü tabii okula gidiyor daha. Ben niye Türkçe öğrendim şimdi, biraz başka yoluna saptım. Niye Türkçe öğrendim? Şey için. Eşim istedi ki Türkiye'de okusunlar, Türkiye'de okula gitsinler, hani kültürünü bilsinler, dilini öğrensinler, nasıl davranır büyüklerinde falan öğrensinler diye ben kabul ettim. Bizim ilk çocuğumuz da 6 yaşında olduğu sırada biz Türkiye'de taşındık. 6 senede Türkiye'de yaşadım ama ben daha önce Türkçe konuşuyordum. Daha önceden ben Türkiye'ye gitmeden öğrendim ben. Yani kitaplarda eşimden falan öğrendim. Onun için Türkiye'ye gittiğim zaman da bayağı konuşuyordum, anlıyordum ben. Ama orada tabii ki biliyorsunuz ben Ankara'da yakında bir köyde oturuyorduk. İç Anadolu'da. Tabii ki o zamanlarda kimse Almanca konuşmuyordu ve kimse de anlamıyordu. Onun için tabii ki benim Türkçe daha fazla öğrenmem lazım ki herkesle konuşayım diye. Ama okula falan gitmedim. Hep kendim eşimin akrabadan öğrendim. O iç Anadolu olduğu için biraz belki size kaba gelebilir. Yani kaba demek yani yapalım, edelim. Onu orada konuşmuyorlar öyle. Onlar yapak, gidek diyorlar. Bazen ağzından böyle kaba konuşmalarından çıkıyor. Onun için kusura bakmayın diyorum. Biliyorum hatalı olduğu için ama alıştım. Bir de ben çok hızlı bir insanım. Çok hızlı konuşuyorum. Fark ettiniz belki de. Çok hızlı iş yapıyorum. Çok hızlı konuşuyorum. Düşünmeden bir şeyler yaparım, konuşurum. Yanlış olabilir ama belki de inşallah siz beni yine de anlarsınız. Ben çok isterim videolarımızda biraz Türkçe konuşalım diye. İnşallah seversiniz, bakarsınız, izlersiniz. Bakarsınız diyor. Dinmez izlersiniz deniliyor. Biliyorum ama ağzımdan hani çabuk çıkıyor, kontrolün altında tutamıyorum ama biliyorum belki de sizinle konuşa daha düzeltirim diye düşünüyorum. Yani ben bu videomu şimdi kapatmak istiyorum. Çok teşekkür etmek istiyorum sizi. En son baktınız, videoyu izlediniz. İnşallah yakın zamanda yine görüşürüz. Ben vlog olarak video çevirmeye istiyorum. Yani vlog demek benim günlük hayatımla göstermek istiyorum sizi biraz. Ama tabii ki böyle videolar da olur. Yani konuşuyorum, bir şeyler anlatıyorum. Bazı saçma şeyler de anlatıyorum. Biliyorum ama belki de sizin için enteresan olur. Ben severim. Şimdilik ama akşam oldu. Size hoşça kal demek istiyorum ve görüşürüz inşallah. Bye bye.